Teknobiyotik.com ve Teknobiyotik TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Dark markasının AT2 kar kamera olarak geçen araç kamera kitinden bahsedeceğiz. Burada tek kamera gibi gözüküyor ancak kutunun içinde arka görüş kamerası da var. Dolayısıyla bu ön ve arka kameraya sahip bir eksiksiz araç kiti diyebiliriz. Özelliklerini hızlı bir şekilde okuyalım. Kutunun üzerinden daha sonra ürünün fiziksel özelliklerinden bahsedelim. Videomuzun ilerleyen bölümünde de zaten sizleri Dark AT2'nin görüntü kalitesiyle ve nasıl çalıştığını sergilediğimiz çeşitli videolarla baş başa bırakacağız. AT2 1080p kayıt yapabiliyor. Burada Precise Lens diyerek lensinin keskinliğini logo olarak değinilmiş. Arka ekranın temizliğine yani LCD ekranın berrak görüntüsüne Super Clear Screen olarak değinilmiş. 170 derecelik bir görüş açısı var bu objektifin. Bu da önemli çünkü aracın önündeki her şeyi görmek isteyeceksiniz kayıtlarda. VDR dediği Wide Dynamic Range daha geniş ton aralığında görüntü kaydı yapabiliyor oluşu. Ve burada da Intelligent Assistant dediği de yine sensörler üzerinden kameranın devreye girdiğine dair size fikir veriyor. Şimdi yan tarafa geldiğimizde nasıl çalıştığını gösteriyor. Gece kaliteli kayıt yaptığını, hareket sensörüyle hırsız kaydı da yaptığını söylemiş ve yol güvenlik videosu çektiğini belirtmiş. Bu kameranın bu anlamda Dark AT2'nin en önemli özelliklerinden biri, siz araçta değilken herhangi bir hareket ve dokunma sonucu aracınıza doğrudan kayda başlayabiliyor. Yani aracın önünden biri geçti, geçici kayda başlayabiliyor. Aracınıza biri değdi, kaza yaptı mesela, park halindeyken biri dokundu, bunların da kayıtları alınıyor. Dolayısıyla siz yokken de aracınızın güvenliğini sağlıyor, en azından kayıt altına alıyor olanları diyebiliriz. Bir de araç kontak açıldığında doğrudan AT2 devreye giriyor. Bu sayede kayıt otomatik başlıyor. Tüm montajları doğru yapıldıysa geri vitese taktığınızda da kamera geri vitese geçerek arka görüş kamerasını aktif hale getiriyor, daha büyük görüntü haline getiriyor ve sizin park etmenizi kolaylaştırıyor. Bunların hepsini zaten videomuzun ilerleyen bölümünde uygulamada göstereceğiz. Teknik özelliklere devam edecek olursak NTK 96658 olarak geçen bir chipset var. 32 MB ön bellek var. 32 GB micro SD kart desteğimiz var. 1920x1080'de 30 FPS, 720p'de ise 60 FPS kayıt yapabiliyor. H264 formatında kayıt yapıyor. Günümüzün en yaygın kodeyi ve MOV formatında yani H264 kodekle MOV'un içine kayıt yapıyor. 30 FPS oranında kayıt yaptığını zaten yukarıda belirtmiş. Loop kayıt dediği aralıksız, döngüsel olarak aynı hafıza kartına siz kartı çıkarıp dosyaları almazsanız sürekli yazmaya devam ediyor. Yani hiçbir şekilde karta format atmanıza gerek yok. Kamera bunu kendi kendine devamlı yazarak tamamlıyor arkadaşlar. Siz ta ki görüntüye ihtiyaç duyup kartı dışarı çıkarıp dataları aldığınızda görüntüleri, son görüntüleri görüyorsunuz. 12 megapiksel, 10 megapiksel, 8 megapiksel ve 5 megapiksel olarak fotoğraf kayıtları yapabiliyor farklı çözünürlüklerde. JPEG olarak kaydediyor. Sesi açıp kapatabiliyorsunuz kayıt sırasında. TFT LCD ekranı 4 inç boyuta sahip ve 640x360 boyutta. Sensörümüz ise CMOS 1/3 inç olarak geçiyor ve sensör çözünürlüğümüz 3 milyon piksel olarak burada nitelendirilmiş. Şimdi kutusunu açalım ve ürünün kutu içeriğine yakından bakalım. Kutumuz iki parçalı. İçeride bir karton kalın kutumuz var. Dışarıda ise AT2'nin görüntüsünün olduğu bir kutu var. Oldukça dayanıklı bir kutu. Şu şekilde çıkardığımızda Dark ilk olarak AT2 tabii ki karşımıza çıkıyor. Bütün korumalarıyla üzerinde. Şık bir görüntüsü var kameramızın. Şöyle alalım. Tabii bu kameranın kit olduğunu ve arka görüş kamerası olduğunu videomuzun başında belirtmiştik. O yüzden şöyle yapalım. Hemen kutunun geri kalan bileşenlerine gelelim. Bu da dolgun böyle ağzına kadar bileşenlerle dolu bir kutuyla geliyor şu anda bu bölüm. Hepsini çıkarıyoruz. Kullanım kılavuzu ve garanti belgesi tabii ki bütün Dark ürünlerinde olduğu gibi detaylı olarak bu kameranın nasıl kurulduğu, neler yapıldığı, tuşların ne işe yaradığı burada yazıyor arkadaşlar. Bunu kenara alıyoruz. Bir adet vakum montaj aparatımız var ve ucu vida şeklinde. Zaten kameramızın üstünde de vidalama bölümü var. Bir adet burada mini USB kablosu görüyoruz. Onun haricinde de bir adet de araç şarj kiti gibi gözüküyor. Ancak aracımız gücü mini USB portu üzerinden
bu adaptör sayesinde veriyor. Dolayısıyla kameramız gücünü mini USB'den alıyor. Bu ise bilgisayar bağlantısı olarak düşünebilirsiniz. Bu bölümde de arka görüş kamerasını görüyorsunuz. Uzun bir kablo ile geliyor ve 3M bant artı 2 adet vida ile geliyor. Yani hem bantlayabiliyorsunuz hem vidalayabiliyorsunuz. Tabi bunun montajını ustalar yapmak zorunda arkadaşlar. Kişisel olarak yapılması biraz zor bir hadise. Meraklılar belki deneyebilir. 2 adet vidanın geçebileceği alt metal bir yüzeye sahip kamera bu bölümde ve kameramız küp şeklinde, oldukça kompakt, öyle arabaya takıldığında çok dikkat çekecek şekilde bir durumu yok. 4 tane büyük LED var ve bu sayede ciddi ışık veriyor. Geri gelirken gece bile olsa aracınızın arkasında ne var, kaldırım mı var, trotuara mı yaklaşıyorsunuz ya da arkanızdaki aracın plakasına kadar her türlü detayı bu sayede görebiliyorsunuz. Kablo uzun, hem güç hem de buradaki özel pinli yapısı sayesinde kameraya takılıyor. Tabii bu da yine araç içinde kablolanarak bir tesisat ustası tarafından takılmalı. Şimdi aparatları gösterdiğimize göre kameranın tekil yapısından biraz bahsedelim. Burada vakum aparatı üzerinden takıldığını söylemiştik. Vakum aparatı aracınızda herhangi bir iz bırakmayacak şekilde tasarlanmış. Tek klips de şu şekilde sabitleniyor yüzeye bastırdığınız zaman. Ve daha sonra yapmanız gereken tek şey arkadaşlar, buradaki bilye kafaya göre konumu ayarlamak. Ardından da bu alt halkayı sıkarak buradaki bilyeyi sabitlemek. Bunu sabitledikten sonra tek yapmanız gereken, kameranın üst tarafında bir tripod deliği gibi delik var. Bu tripodla, tabii bu monopodla diyelim ya da artık bu yapıyla uyumlu bir şekilde. Dolayısıyla kameranızı çevirerek kolay bir şekilde takabiliyorsunuz. Bu sayede de aracınızın camına göre bir ergonomik açı belirliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi. Bu noktada söyleyebileceğimiz, kameranın yerini güç bağlantınızı ayarladığınıza göre ufak tefek hareket de ettirebiliyorsunuz. Vakumun güzelliği. Araçtan çıkarması da oldukça kolay. Araçtan indiğinizde eğer çalınacağına korkuyorsanız fark ettiğiniz semt itibariyle vidasını döndürerek kolaylıkla yerinden çıkarabiliyorsunuz. Dark AT2'yi. Objektif oldukça şık gözüküyor. Kenarında da zaten özellikleri yazılmış. Dark'ın Full HD kayıt yaptığı burada yine belirtilmiş. Kameranın üst tarafına geldiğimizde mini USB ve arka kamera bağlantısını, bir de o monopod, artık monopod diyoruz ama buradaki görmüş olduğunuz vakum sistemi için vida bağlantısı var. Arka tarafta tuşların ne işe yaradığını, menü, aşağı yukarı oku, güç tuşu gibi İbareyi görüyorsunuz. Tuşlar dokunmatik değil. Bu tarafta fiziksel tuşlarımız yer alıyor. Şu şekilde gösterelim yanda. Fiziksel tuşlarımız yer alıyor. Ve alt tarafta da micro SD kart yuvamız yer alıyor arkadaşlar. Olay tamamen bu kadar diyebiliriz. Ön tarafta da 2 adet LED'imiz mevcut. Tüm bunlardan bahsettiğimize göre artık sizi Dark AT2'nin araca montajlanmış hali, nasıl çalıştığı ve görüntü kalitesi bölümüyle baş başa bırakabiliriz. Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Dark markasının kamerasını tanıtacağız. Onun için arabamıza araç içi kamerasını montajladık ve kamera tesisatı görmüş olduğunuz gibi aracın tam tamponunun üstüne usta tarafından montaj yapıldı. Tabii ki bu montaj işlemi ürüne dahil değil. Dilediğiniz ustaya yaptırabiliyorsunuz. Şöyle hemen aracın içine geçelim kameramıza bakmak için. Görmüş olduğunuz gibi şu anda iki görüntü modu aktif. Yani aracın hem önünü görüyoruz. Kameramız bu arada şöyle yandan çekecek olursak, yan tarafta menü tuşları var burada görmüş olduğunuz. Zaten videomuzun sonunda sizlere bu cihazın detaylı çekimleriyle baş başa bırakacağız. Fiziksel özellikleri ve örnek videolarıyla, gece ve gündüz çekilmiş örnek videolarıyla. Şimdi burada arka kamerayı görüyoruz. Burada da ön kamerayı görüyoruz. Kapımızı kapatalım. Bu arada geri vitese takıp geri viteste aracın ne yaptığını da gösterelim sizlere. Görmüş olduğunuz gibi geri viteste araç geri gelirken mesafeye göre nerede olduğunu da gösteriyor. İlerleyelim. Mesela şurada iki araç arasında park ediyormuş pozisyonda. Çizgilere göre aracın nerede olduğunu görüyorsunuz ve geri kolayca arkadaşlar kamera sayesinde park edebiliyorsunuz. Bu şekilde eğer aracınızda bir geri görüş sistemi yoksa Dark'ın bu kamerasıyla geri görüşü de kazanmış oluyorsunuz. Kameranın menüsüne geldiğimizde ise arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi ilk defa çözünürlük ayarı var. Ardından döngüsel kayıt var. Döngüsel kayıt aralıksız kayıt yapmasını sağlıyor. Yani aynı hafıza kartına sürekli yazmaya devam ediyor. Siz kullandığınız sürece, kayıt yaptığı sürece devam
ediyor aynı karta. VDR dediği Wide Dynamic Range görüntü kalitesiyle alakalı bir ayar. Hareket algılama yine kameranın sensörleriyle ilgili arkadaşlar. Dilerseniz aktif edebiliyorsunuz. Ses kaydı aracın içindeki sesi alsın ya da almasın. Mesela siz yoğun bir şekilde müzik dinliyorsunuz ya da aracın içinde sohbet ediyorsunuz. Onları alıp almamasını isteyebilirsiniz. Sadece görüntü kaydı almasını isteyebilirsiniz. Tarih bilgisi girebiliyorsunuz yine. Bu park sensörü, burada görmüş olduğunuz sensör arkadaşlar. O da siz yokken araca birisi dokunursa, temas ederse, işte sallarsa vesaire, bunun da seviyeleriyle ilgili ayar yapabiliyorsunuz. Şöyle orta yüksek şeklinde, orayı da geçtik. Tarih saat girebiliyoruz. Plaka bilgisi girebiliyoruz araçla alakalı. Otomatik kapanma var. Sizden sonra nasıl aracı bıraktıktan sonra ne kadar sürede kapanacağı var. Bip sesi sevenler aktif edebilirler. Burada dil menüsü var. Onun haricinde de ekran koruyucu var. Ekran koruyucu da dilerseniz şey yapmanızı sağlıyor. Siz kamerayla kayıda devam ederken gözünüz yorulmasın diye gece sürüşlerinde falan görüntü vermiyor ekrana. Ancak çekmeye devam ediyor gibi bir durum var. Bunun kaç saniye olacağını buradan veriyorsunuz. Biçimlendir, hafıza kartını biçimlendirme ve menümüz genel olarak bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar, geri vitese takıldı görmüş olduğunuz gibi. Geri viteste araç geri gelirken arka kameranın burada ledlerinin yandığını görüyorsunuz. Bu da size gece park ederken kolaylık sağlıyor. Şu anda görmüş olduğunuz gibi. Bu ledler tabii ki biz şu anda gündüz çekiyoruz videoyu. Ancak gece sırasında da arkanızdaki arabayı ve park ettiğiniz yeri, kaldırımı vesaireyi rahat bir şekilde görmenizi sağlıyor. Evet arkadaşlar, burada aşağı oku var. Aşağı okuna bastığımız zaman modlar arasına geçiyoruz. Öncelikle burası ön kamera. Burası da şu anda arkada park ettiğimiz aracı gösteriyor. Hemen alttaki tuşa bastığımızda yer değişiyor. Büyük görüntü arka kamera, küçük görüntü ön kamera oluyor. Bir daha bastığımızda ön kamera oluyor sadece büyük bir şekilde. Ve bir daha bastığımızda da tekrar değişiyor. Arka kamerayı büyük olarak görüyoruz. Genelde kullanımda yolu tabii büyük gösterecek ve arka görüşü de küçük gösterecek kamera. Kamera bu arada kayıtlı arkadaşlar. Full HD çözünürlükte. Zaten videomuzun sonuna doğru daha evvel de söylediğimiz gibi sizleri görüntü kalitesiyle baş başa bırakacağız. Bu sayede ürünle alakalı fikir sahibi olabileceksiniz. Güç ve buradan bağlantı şeyini görüyorsunuz. Çekilen hattı. Biri arka kamera, diğeri de güç. Bunların bağlantısını tabii ki bir tesisat ustasının araca montaj sırasında yapması gerekiyor. Araç vantuz da takılıyor. Şu şekilde 3M bant değil. Yani bu kolaylıkla çıkarılabiliyor. Araçtan çıkarmak da kolay kamerayı. Bağlantı kablolarını söküyorsunuz. Biz şu anda mesela kapatalım kamerayı sizler için. Dark logomuz çıktı. Tamam, kapattık. Kapattıktan sonra bağlantıları çıkarıyorsunuz. Burası şu anda sarsıntı sensörü açık diye. Eğer siz aracın başında değilken araca birisi değerse onu da kaydedeceği için kamera açılabilir. Şu şekilde döndürerek buradaki vida bölümünden arkadaşlar çıkarabiliyorsunuz. Bu arada kameranın açılması sizi şaşırtmasın. O tamamen sensörün aktif olması sebebiyle kameramız da önden bu şekilde gözüküyor. Zaten birazdan da detaylı çekimleriyle sizleri baş başa bırakacağız.